Değerli öğrencim, ses olayları konusuna devam ediyoruz. Sıradaki ses olayımız ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesinin diğer ismi ünsüz sertleşmesi. Her iki şekilde de bizim karşımıza gelebilir. Şimdi sert ünsüz harfleriyle biten bir sözcüğe. Sert ünsüz harflerimizi biz nasıl kodlamıştık? Fıstıkçı şahap diye kodlamıştık. Sert ünsüz harfleriyle biten bir sözcüğe. C, D, G ünsüzleriyle başlayan bir ek getirildiğinde C, D, G sertleşerek Ç, T, K'ye dönüşür. Bu duruma ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi diyoruz. Biz bir önceki videomuzda ünsüz yumuşamasını anlatırken şu tabloyu yapmıştım ben. P, Ç, T, K harfleri B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşüyordu. Eğer dönüşüm yukarıdan aşağıya olduğunda burada yumuşama söz konusuydu. Benzeşme olabilmesi için ise bu değişimin aşağıdan yukarıya olması gerekiyor. Yani C harfi Ç'ye, D harfi T'ye, G ya da yumuşak G harfleri K harfine dönüşüyor. Yumuşamanın tam tersi olarak düşünebilirsiniz. Değişim aşağıdan yukarıya olacak. Örneklerimizi inceleyecek olursak, elmas kelimesinin son harfi S. C ile başlayan bir ek getirilmiş. Elmascı. Ama ben elmascı diyemem. Elmasçı şeklinde ifade ederim. Buradaki C harfi Ç'ye dönüştü. C harfi Ç'ye dönüştü. Benzeşme söz konusu. Tarih kelimesine bakalım. Tarih son harfi H. D ile başlayan bir ek getirildi. Tarih de demiyorum. Tarih T şeklinde ifade ediyorum. Buradaki D harfi T'ye dönüştü. Aşağıdan yukarıya. Çöp kelimesinin son harfi P. C ile başlayan bir ek getirdi. Çöpçü demiyorum. Çöpçü. C harfi Ç'ye dönüştü. Benzeşme söz konusu. Sıradaki kelimemize bakalım. İş son harfi Ş. C ile başlayan bir ek geldi tekrardan. İşçi demiyorum. İş Çi. C harfi Ç'ye dönüştü. Aşağıdan yukarıya bir değişim oldu. Kitap kelimesini inceleyelim. Son harfi P. Tekrar C ile başlayan bir ek getirdim. Kitapçık demiyorum. Kitapçık şeklinde ifade ediyorum. Buradaki C harfi tekrardan Ç'ye dönüştü. Dönüşümüm aşağıdan yukarıya oldu. Bu nedenle burada benzeşme söz konusu. Etçil kelimesine bakalım. Son harfi T. Fıstıkçı şahaptan yani. C ile başlayan bir ek getirdim. Etçil demiyorum. Etçil şeklinde ifade ediyorum. Buradaki C harfi Ç'ye dönüştü. C harfim Ç'ye dönüştü. Bu nedenle burada benzeşme var. Devam edelim örnek cümlelerle. Cümlelerdeki benzeşmeleri bulalım. Ünsüz benzeşmelerini bulalım. P, Ç, T, K harflerini yazalım tekrardan. Ünsüz benzeşmesi olabilmesi için değişimin aşağıdan yukarıya olması gerekiyordu. Devam edelim. Ünlü basketçi bu yıl emekli oluyor. Kelimem basket. Basketçi. C eki gelmiş ama C eki Ç'ye dönüşmüş. Burada ünsüz benzeşmesi vardır. Dersten sonra sinemaya gideceğiz. Kelimem ders. Den eki gelmiş ama dersten şeklinde ifade etmiyorum. Dersten şeklinde okuyorum. D harfi T'ye dönüşmüş. Değişim aşağıdan yukarıya. Mutfaktan değişik kokular geliyor.
Mutfaktan. Mutfaktan şeklinde ifade edemem. Bunu birleştirdiğimde mutfaktan şeklinde söylüyorum. D harfi tekrardan T'ye dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi vardır. Sabahçılar erkenden uyandı. Çı diye bir ekim yok benim. Sabahçı. Ama sabahçı şeklinde ifade etmem doğru olmaz. Sabahçı diyorum ben buna. C harfi Ç'ye dönüşmüş. C harfi Ç'ye dönüşmüş. Değişim aşağıdan yukarıya. Bu nedenle burada ünsüz benzeşmesi vardır.